bu olayla bir şekilde alakalı. Ekrem Dumanlı biliyorsunuz Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni. Daha önce yaptığım bir yayında onun yaptığı YouTube yorumlarını ele almıştım. Ne zamandır izlemiyordum. Geçen bir tanesini daha izledim. Ve orada bağıra bağıra herkesi tehdit etmeye devam ettiğini gördüm. Çok ilginç tehditler yapıyor, tehditler savuruyor. Her şeyden haberdar oldukları, her şeyin kaydedildiğini söylüyor. Bu bir abartıyor, uyduruyor, uçuyor olabilir. Bir de hakikaten bunun bir şeye güveniyor olabilir. Bunu bir not olarak düşmek lazım. Bu ayrı bir husus. Onların Amerika Birleşik Devletleri'nde o anladığım kadarıyla orada kendilerini mağdur, sürgünde aydın olarak, gazeteci olarak sunup o bulundukları yerlerden hala buraya sağa sola tehditler savurmalarının altını çizmek lazım. O arada tabii o tehditlerin bazılarının da bana ve benim gibi insanlara geldiğini de biliyorum, fark ediyorum. İsim vermiyor ama pekala biliyoruz. O da çok komik bir durum, onu da söylemek lazım. Kimsenin o yayınında kimseden korkmadığını söylüyor. Onun korkup korkmadığını bilmiyorum. Eğer korkmuyor olsaydı herhalde Türkiye'de olurdu. Kaçmış birisi olarak oradan insanlara tehdit savunuyor olabilir. Ama şunu da vurgulamak lazım. O korkulacak bir insan değil. Onun da altını çizmek lazım. Baylok olayı da zaten bu kişilerin, bu Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örmüş olduklarını bize bir kere daha gösteriyor. Bu kişiler bu çorabı örerken devlet de bu çorabı iyice karıştırarak bir yeni insanı haksız yere aylarca belki de yılda olmuştur bazıları için mağdur etti bu insanları, bu insanların ailelerini mağdur etti. Umarım bunun bir telafisi yoluna giderler ama bu tür mağduriyetlerin telafisi yok. Bir de unutmayın, bu tür insanlar bir kere mağdur edildiği zaman kimse kendilerine ve ailelerine kolay kolay sahip de çıkamıyor. Böyle bir olay yaşıyoruz 15 Temmuz sonrasında. Suçsuz yere baylok kullanıyor diye içeri alınan Anadolu'daki diyelim ki bir esnaf ya da bir öğretmen ya da bir işçi ve onun en yakın akrabalarının bile ne olur ne olmaz diye onlardan uzak durduğu bir ortam. Bu konuda bugün Hak ve Adalet Platformu'nun hazırladığı KHK'larla ilgili raporda da bunun örnekleri çok ciddi bir şekilde veriliyordu. Gerçekten insanların içeriye atılan, işlerinden atılan insanlar ama mağduriyet sadece onların içeri atılmasıyla, işlerinden olmasıyla bitmiyor. Aynı zamanda sosyal olarak da, ekonomik olarak da bu mağduriyet katlanarak artıyor.